Hepiniz hoş geldiniz. Katılımcılarımız, konuğumuz ben Yağmur. Yağmur Ercan. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde iç mimarlık öğrencisiyim. Üçüncü sınıfım. Sofart'ın bünyesinde yaklaşık 11 aydır bulunuyorum. Biraz Sofart'tan bahsedeyim. Sofart, Eskişehir'de mimarlık öğrencileri tarafından kültür, sanat dergisi olarak kurulmuş bir topluluk. Ama aynı zamanda mimari içerikler de üretiyor. Biz bunu birbirinden ayırmaya karar verdik ve dergi ve atölye olarak ikiye ayırdık. Daha doğru kitlelere ulaşmak, iki koldan yürütmek için yaptık bunu. Dergimizde daha fazla kültür ve sanat etkinliklerimizden bahsediyoruz. Bunlardan haberdar olmak için dergi hesabımızı takip alabilirsiniz. Mimari içeriklerimizle ilgili de atölye kısmında daha çok aktifiz. Bunlardan haberdar olmak için atölye hesabımızı takip edebilirsiniz. Topluluğumuz çoğunluğu mimarlık öğrencisi ve tasarım öğrencileri diyebilirim aslında. Sofart içinde böyle birbirimize öğreterek, birbirimizden öğrenerek keyifli bir şekilde, kolektif bir halde çalışmaya çalışıyoruz. Kolektifiz. Birbirimizle topluluk içinde ve topluluk dışında öğreterek, öğrenerek destek oluyoruz diyebilirim. Talks etkinliğimiz bizim temsilcilerimizin kurduğu, başlattığı bir etkinlikti. İlgili konuları Piraye'nin size anlatması için yönlendirebilirim. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben de size o halde temsilci ekibinden bahsedeyim biraz. Ben Piraye Arslan, Konya Teknik Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim ve Sofart'ta yaklaşık olarak 5-6 aydır bulunmaktayım. Temsilci ekibimizde çeşitli şehirlerden, üniversitelerden öğrenciler bulunuyor. Ve aslında okullar arasında bir nevi köprü görevi görüyoruz diyebiliriz. Okulumuzdaki öğrenciler ve alanında uzman hocalarımızla da sürekli iletişim halinde oluyoruz ve çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Daha fazla kişiye ilham ve yardımcı olmayı hedefliyoruz. Sofart Talks etkinliği aynı zamanda temsilci ekibinin de bir etkinliğiydi. Mayıs ve Haziran Talks serileriyle başladık. Ve bunu bir gelenek haline getirdik diyebiliriz. 3 ayda bir olmak üzere de devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Sözü şimdi konuğumuza konusunu anlatmak için devrediyorum. Merhaba herkes. Şimdi uzaya genel olarak bakacak olursak, uzayın insana bir takım katkıları vardır. Bu katkılarından en önemlisi bilimsel olaraktır. İkincisi akademik olaraktır. Üçüncüsü ticari olaraktır. Ve sonuncusu, aslında bence birincisi, mimari olaraktır. Bunlar bizim bu yönlerde gelişmemizi sağlarlar. Ve aslında hangi meslekten olduğunuz hiç önemli değildir. Önemli olan bu alanda bir araştırma yapmak istemenizdir uzayla ilgili. Yani kendiniz illa bir bilim adamı gibi görmenize gerek yok. Birazdan inceleyeceğiz zaten. Bir moda tasarımcısı da uzayla gayet ilgilenebilir. Bir biyolog, bir gezegen üstünde nasıl giyinileceğine dair bile fikir üretebilir. Mesela Kepler Üniversitesi'nde hem kendim master yapıyorum hem kendim hocalık yapıyorum. Burada da en son aldığımız derste sınıfta bir kız vardı. Amerikan yerlilerinin, yani kızın ders konusu Amerikan yerlilerinin yemek geleneği üstüneydi. Ama ay üstüne çalışıyordu ve çünkü burada bunun ikisinin birleşiminden bir sentez elde etmeye çalışıyordu. Aslında bilgi dediğimiz şey de böyledir. Yani iki tane farklı olgunun birleşmesinden sentez oluşur. Ve bilgi kendini böyle doğurur. Bilgi bilgiyi doğurur. Ve sonsuzluğu da bu sebeptendir. Dolayısıyla uzay da sonsuz olduğu için, olasılıkları da sonsuz olduğu için orayla yapacağınız her bir adım, yazacağınız bir kitaptan, üreteceğiniz bir projeye kadar o sonsuzluk içerisinde aslında insanlığın ilerlemesi için bir yön belirleyecektir. Bir yön belirlemeye yardımcı olur. Şimdi mimariden bahsederken ilk önce benim başlangıcıma gitmek istiyorum. Mimari her zaman bir zaman makinesi olarak gördüm. Sanki insanlığın geçmişine bakmak için hızlı bir şekilde piramitlere gittiğimizde, Göbekli Tepe'ye gittiğimizde, İtalya'ya, Roma'ya
Yunanistan'a, Mayalara, Azteklere baktığımızda insanın geçmişine bir yolculuk olarak gördüm ve aslında kendi master tezim de mimarinin evrimi devrimi tapınaktan uzay mekiğine isminde. Ama son dönemde bu işe bakış açım biraz değişmeye başladı. Mimari insanın sadece geçmişle ilişkisini kurmaz. Mimari aslında geleceğe de açılmış bir vizyondur. Yani geleceğe de gitmek için kullanırız. Mimari sadece arkeolojik ve geçmişe baktığımız bir yapı değildir. Bizi insanı geleceğe de taşıyan bir olgudur. Dolayısıyla evet benim belki aslında tapınaktan uzay mekiğine mimarinin evrimi devrimi gibi olabilir ama aslında bence o bir nokta değil, o bir virgül. Ondan sonrası mimariyi mutlaka kapsamalı. O yüzden insan kendini de tabii zaman içerisinde eleştiriyor. Ve kültürel coğrafya, aslında mimariye baktığımızda özellikle geçmişten beri kültür ve coğrafya arasında mimarinin nasıl bir kültürel coğrafya oluşturduğuna dair fikrimiz bulunabilir. Bir yerdeki teknik imkanlar, materyal imkanlar, o insanların o bölgedeki bilgisi, onların hem kültürlerini, hem yaşam şekillerini, hem giyimlerini, hem inançlarını ve buna bağlı olarak bütün yaşam stillerini belirlemede etkin rol almaktadır. Keza uzay da aslında bir kültürel coğrafyadır. Neresinden ele aldığınıza bağlı olarak. Yörünge başka bir şey söyler, ay başka bir şey söyler. Ve buralarda sıfırdan bir aslında kültürel coğrafya kurmaya niyetleniriz. Onun imkanlarıyla, onun size dikte ettikleriyle ve her bir bölgenin de kendine dikte ettiği, kendine söylediği, size izin verdiği bir takım opsiyonlar vardır. İzin verdikleri ama şimdi mimariye de bakınca evet size bir coğrafyanın izin verdiği vardır. Bir kültürel coğrafya diye bahsettiğimiz bir şey. Ama insan bilgi birikimiyle bunun üstüne çıkar ve doğaya hükmedebilme yeteneği vardır. Dolayısıyla belki de insanın en önemli özelliği de budur. Yani sadece coğrafyanın size dikte ettiğiyle kalsaydık bugünkü medeniyetimizi belki elde edemeyebilirdik. Ama onun üstüne çıkma, onu değiştirebilme yeteneği vardır. Yani burada iyisinden kötüsünden verdiğimiz zararlardan bahsetmek istemiyorum. Sadece olgusal olarak, fikirsel olarak yaklaşmak istiyorum. Onu değiştirebilme yeteneğimiz vardı. Şu anda tekniksel olarak baktığımızda da uzayda da yeterliliklerimiz var, yetersizliklerimiz var. Son 50 yılda gidilmiş bir yol var. Bazı uzay konferanslarında insanlar hani 50 yılda ne kadar yol alındı, pek de yol alınmadı gibi bir eleştiriyle yaklaşabiliyorlar. Ama sonra düşününce, geçmişe bakınca her şey kolay gözüküyor. Ama insanların piramitleri inşa etmesi 1000 senesini almıştır. Düşünsenize 1000 sene. Buradan bakınca çok sanki yapılmış ve bitmiş gibi görünüyor. Uzay da aynı şeydedir, doğrultudadır. Bakınca aslında çok kısa bir tarihi vardır daha, 50 senedir. Bu 100 sene olduğunda, 200 sene olduğunda, 1000 sene olduğunda varacağı yerleri de düşünmemiz ve hayal etmemiz gerek. Yani 50 senede bir şey olmaması, bir şey olmayacağı anlamına gelmez. Bir teknoloji devrimi yaşarız ve bir anda nasıl bu mobil telefonlar hayatımızın birçok akışını değiştirdi. Artık yani elimizdeki telefon olmaktan başka her şey olmaya başladı. Bunun gibi başka teknolojiler de ki bence bu alan enerji olmak zorunda. Bunun üstünde biraz konuşuruz birazdan. Enerjisel henüz biz daha fosil enerjileriyle çalışıyoruz. Biliyorsunuz güneş enerjisi olabilir, rüzgar enerjisi olabilir. Belki solar power dedikleri uzaydaki güne yani uzaya çıkıp orada uzay tarlaları inşa edip enerji elde etmek olabilir. Bunlar halledildiğinde belki uzay çok daha ulaşılabilir ve kolay bir hale gelecektir. Şimdi ekranda gördüğümüz grafik aslında bir takım firmaların çıkabildikleri yükseklikleri anlatıyor. Bu en sağda gördüğünüz Red Bull.
Red Bull'un dünyaya atladığı seviyedir. O bir insanın çıkıp biliyorsunuz serbest düşüş yaptığı en yüksek mesafe. Virgin Galactic biliyorsunuz şu anda uzay turizmi başladı ve insanları uzaya götürüyor ve birkaç dakika orada bir deneyim sağlattıktan sonra geri dünyaya indiriyor ve böylece aslında dünyanın yuvarlağını yani dünyadan bir miktar uzaklaşıyorsunuz aslında ama o dünyanın yuvarlağını ve güzelliğini ve bir miktar da uzayı gördüğünüz bir deneyim yaşıyorsunuz. Yaklaşık çıktığı yükseklik 80 kilometre. Uzayın da aslında official yani resmi olarak uzayı da 100 kilometreden 80 kilometreye düşürdüler ki artık uzay turizmi geliştiğinde daha çok insan kendini uzaya gitmiş olarak tanımlayabilsin diye. Virgin Galactic biliyorsunuz bir talihsizlik yaşadı ve bir süre duruyordu ama tekrar kendini aktive etti ve aktivitelerine başladı. Gidip gelmeye başladı. Blue Origin biliyorsunuz Jeff Bezos'un şirketi. O da aynı şekilde suborbital ve yani yörünge altı bir dikey inerek çıkarak bir insanlara uzay deneyimi sağlatıyor. Onun da çıktığı yükseklik Virgin'den biraz daha yüksek. 80 kilometreden 100 kilometreye çıkıyor. Daha yüksek bir mevkiden hem dünyayı hem uzayı görebiliyor. Uzaya giden insanların tabii ki de değişik tepkileri oluyor. Aslında buna benim de profesörüm Frank White overview effect diyor. Yani kimisi ya uzay koca bir boşlukmuş, biz dünyada kalmalıyız gibi bir düşünceye dalarken kimisi de çok etkileniyor o muazzam engin siyahtan ve onun karşısında dönüp başka arayışlara da girebiliyor. Yani bu uzayı görmenin, dünyayı uzaktan görmenin hepimize verdiği değişik hisler var. Carl Sagan biliyorsunuz dünyadan açılırken uzay gemisini ters çevirip dünyaya baktığında oradaki hani pale blue dot dediği soluk mavi nokta olarak gördüğü aslında ve Carl Sagan biliyorsunuz Kozmos belgeselini yapan kişi. Bir takım oradaki Carl Sagan'ın bence güzelliği de felsefik yaklaşımlarından da aslında dolayı olmuştur. Dünyaya ve uzaya baktığı ve bakabildiği. Ve insanları aslında uzayı da sevdirmiş. Hem kendi büyük bir adam, bilim adamı olmuş hem de insanlara bu konuyu sevdirmiş. Üstten konuşmamış, herkesin anlayacağı seviyeden konuşmuş bir bilim adamıdır. SpaceX'e gelirsek, SpaceX'in neden devrimsel olduğunun diğerleri yanında belki grafikten de anlayacağınız üzere çok daha hem yukarı çıkabiliyor. Bu biliyorsunuz dikey olarak rokete indirip tekrar kullanılabilen roketler başlatmış oldu. Onun çıktığı yükseklik, Blue Origin'in çıktığı yükseklikten çok daha fazla. O yüzden yaptığı tasarım, yaptığı mühendislik diğerlerine oranla daha üst diyebiliriz. Onun haricinde ISS var biliyorsunuz yukarıda Uluslararası Uzay İstasyonu 400 kilometrede performans gösteriyor. 400 kilometre artık oldukça yüksek ve şimdi burada konuşmak gereken şey şu. Aslında Uluslararası Uzay İstasyonu dünyanın oldukça yörüngesinde ve yani dünyanın çekim alanında ve aslında bulunduğu noktada yer çekimi var. Ama peki o zaman nasıl içindeki insanlar yer çekimsiz ortamı deneyimliyorlar? Çünkü ISS devamlı serbest düşüşte. Ve yaklaşık 25 Mach, yani 1 Mach biliyorsunuz ses hızı, onun 25 katı hızla devamlı dünyanın etrafında serbest düşüşte. Dolayısıyla bu serbest düşüş vasıtasıyla dünyanın etrafında devamlı serbest düşüşte döndüğü için içindeki yer çekimi sıfır hissediliyor. Halbuki bulunduğu mevki olarak yer çekimi sıfır değil ve kendisi aslında stable, dengeli
yörünge dediğimiz alanda bulunuyor. Şimdi genel olarak uzayın kilometresel boyutlarına kimin nerede performans gösterdiğini belki baktıktan sonra şimdi bakalım birazcık daha iç mekanlar noktasında ele alalım. Neler var? Şimdi daha önceki konuşmalarım ve çok ISS'lerin, Skylab'in, MIR'in içini gösterdiğim için burada çok paylaşmak istemedim. Çünkü mimari olarak da bize kattıkları pek bir şey yok. Daha çok kablo ve kargaşa tasarım üstüne ve insanın esenliği ve mimari adına bir gelişimden söz edemeyiz. Sadece hayatta kalmak amacıyla yapılmış mekanlar olduğunu söyleyebiliriz ama mimari de biliyorsunuz sadece hayatta kalma değil, insanlığın esenliği ve verimliliğinin artması da üstüne geliştirilmesi gerekiyor. Özellikle bu kadar klostrofobik bir alanda küçük mekanlarda yaşayacağınızı düşünürsek buraların kişiye kişinin psikolojisini de sağlam tutması gerektiğini düşünebiliriz. Blue Origin'ın New Shepard bu kapsülünün içi, bu yine bir suborbital flight. Bu demin gösterdiğimiz grafikteki 80-100 kilometreye çıkan aslında penceresinden dünyayı ve uzayı gördüğünüz kapsülün iç tasarımı, koltukları, pencereleri, iç mekanını ele alırsak genişletmişler, rahatlatmışlar. Beyaz kullanılmış genel olarak. Biraz dişçi koltuğu gibi görünse de koltukları diğer uluslararası uzay istasyonunu hiç gören varsa onu o oranla mimarisinin düşünüldüğünü, ışıklandırılma, havalandırılma, pencerelerin genişliği, bir uçak penceresini düşünün ne kadar küçük olduğunu. Buradaki pencerenin büyüklüğü de aslında teknolojik olarak ne kadar risk aldıklarını ve yani tabii ki de risk sonuçta mühendislik bir aşamalarından geçiyor. Risk azaltılmış bir noktada ama yani pencerelerin ne kadar büyüdüğünü aslında gittikçe dış dünyayla bağlantımızın bu kapsüllerde ne kadar arttığını hissedebiliriz. Ki özellikle bundan önceki bu uzay istasyonu değil tabii, bu bir kapsül, sizi sadece yukarı çıkarıp aşağı indiren ve size birkaç dakika aslında sağlayan uzayda. Ama yine de tahmin edersiniz ki cam ve dışarıyla olan iletişim dünya mimarisine de bakarsak eskiden ne kadar solid yapılar olduğunu görebiliriz. Yani camın girmesi, o Mies van der Rohe mimarlığına ulaşmamız uzun zamanımızı almıştı. Ama burada da belli ki bu yönde bir istek ve gidiş var. Şimdi uzay mimarisi yaparken bu SOP, orbital ve bu tasarımları da göstermek istedim. Çünkü çok uzağa gitmeye gerek yok. Mesela insanlığın havacılık sektöründe nasıl ilerlediğini düşünürsek, yani balon da bir aslında havacılığın nasıl alanıysa, şu an artık uzayda da bir faktör olarak kendini göstermeye başladı. Yani sadece bu Jeff Bezos'un şeyiyle değil, sizi suborbital götüren aracıyla değil, balonla da sizi uzay mevkisine çıkaracak yeni bir takım şirketler çıkmaya başladı ortaya. Ve size bu balon uçuşları yine aynı şekilde cam oranına bakın lütfen, tasarım oranına bakın ve hem bir mimari olarak inceleyelim lütfen, hem de bir endüstriyel tasarım noktasında ele alalım. Balon şey formunu koruyor ve içeride insanlar yine bir oturacak alan sağlamakta. Bu tabii bir kalıcı bir mimari oluşturacak kadar, yani yaşam alanından bahsetmiyoruz. Bunlar bir araç olarak düşünebilirsiniz. İçinde bir süre kalıp dünyaya geri ineceğiniz ama aslında uzay turizmini başlatacak bir araçlar olarak düşünebiliriz. Evet, tabii bunların fazlalaşması da uzaya giden uzay turisti dediğimiz insanların fazlalaşmasını öne yak olacaktır. Bu firmalar şu anda bunların üstünde çalışıyor. Bunların üstünde fikirler üretiyorlar ve artık bu firmalar kendini göstermeye başladı. Burada belki düşünmemiz gereken bu
Titanik'e dalarken biliyorsunuz bir parçalanan kapsül olmuştu denizin altına indiğinde. Şimdi uzayla deniz altının arasındaki fark, yani deniz biraz daha kanunsal olarak sınırlamaları daha kolay aşılabiliyor. Uzay oldukça havacılık, uzay ve havacılığın sınırlamaları ve kontratları çok daha zor. Dolayısıyla aslında sizin bu gördüğünüz suborbital flight'lar vesaire, yani o kadar çizdim olduğu değil, oldukça büyük kontratlardan ve denemelerden sonra oluştuğu için aslında denizin altına gidip oradaki bir risk yaratan ürünlerden çok daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de %100 hiçbir şey güvenli değildir. Birçok uzayda da biliyorsunuz başına felaket gelen insanlar oldu. Ama oranı aslında düşündüğümüzde çok daha azdır. Bu da bir aslında balon uçuşu olarak, tasarım olarak düşünüyoruz. Ha, bu balon demin dışından baktığımız ürünün, aracın iç görünümü. Bu balonu tasarlayan, bu balonun içini tasarlayan sanırım Miami'de aslında gece kulüpleri tasarlayan ünlü bir mimar. Ve yani dolayısıyla aslında uzay mimarisi dediğimizde, uzay mimarisi zaten hani bu alanda Texas'ta bir biliyorsunuz master programı var. South California Üniversitesi'nde Kepler bir program başlattı. Bir de International Space University var, ama International Space Üniversitesi'nin de yani gidecek olursanız bir akreditesi olmayan bir üniversite. Dolayısıyla akreditasyondan bahsedecek olursak, ve Houston'da bir de Kaliforniya'da var zaten. Dolayısıyla sanırım uzay firmaları da biraz daha mesela adı olan tanınmış mimarları da sanki tercih etmeye başladım. Onu galiba sunumda göstermedim. Uzay elbiseleri arasında da yine tanınmış ünlü markalardan birine uzay giysisi tasarlatan da oldu.